Hadi gidelim. Yapımcım diyor ki bir dakika bir dakika diyor. Önce bomba haberimiz gelsin diyor. Murat Boz. Hadi biz de bekliyoruz. Murat Boz. Yıllar sonra hangi güzelliğe yakalandı buyursunlar. Söylemezsem olmaz bombayı patlatıyor. Ünlü şarkıcı Murat Boz'un yeni aşkı sadece Söylemezsem Olmaz da. Yanındaki güzel kim? Ne zamandır sevgililer? Kameramızı görünce ne yaptılar? Şimdi tüm detaylar sadece Söylemezsem Olmaz farkıyla karşınıza geliyor. Ünlü şarkıcı Murat Boz, başarılı kariyeri, yakışıklılığı ve özel hayatıyla hayatımıza girdiği ilk günden beri adından söz ettiriyor. Murat Boz'un aşk hayatı deyince akla sadece bir isim geliyor. O da şimdilerde Berkin Gökbudak'la evli olup bir de kızları olan Aslı Enver. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz yıllara damga vurmuş, hatta evlenecekleri bile söylenmiş. O günlerde. Fakat Murat Boz'un Eser İnenler'in evinde Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakınlaştığı iddiaları deprem etkisi yaratmıştı. Aslı Enver Murat Boz'un bu hamlesini affetmemiş ve yakışıklı şarkıcıya kapıyı göstermişti. Bana ne? Fakat bir süre sonra yeniden barışmaya karar veren çift ilişkilerine bir şans daha verse de ikinci denemeleri de uzun sürmedi. Aslı Murat ayrılığının ardından ikili resmen aşka küstü. Aslı Enver'in adı zaman zaman birileriyle anılsa da ünlü isim aradığı mutluluğu şimdiki eşi Berkin Gökbudak'a kadar bulamayacaktı. Hamileliği soralım. Hayırlı olsun çocukta diyelim inşallah. Kaç aylık kimse çok bir şey yeni, ama. Çok yeni. Ha daha o zaman hiç şey... Benim... Yani hani böyle annelerin babaların vardır ya konuşmamak lazım. O kadar yeni hani oralar. Sağ ol. Olsun diyelim. Teşekkürler. Onlara. Murat Boz'sa Aslı Enver'in aksine birileriyle ne yazıldı ne de çizildi. Sadece Zeytin Ağacı dizisinde birlikte oynadığı Tuğba Büyüküstün'le çok yakıştırılan şarkıcı Büyüküstün'le olan yakınlığı sebebiyle aşk yakıştırmalarına maruz kaldı. Fakat kulislerde ikilinin arkadaş oldukları konuşuldu. Yok öyle değil de. Ben yanlış o zaman gördüm. Neler söylemek istedim? Bayağı bir gündem olmuştu. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten söylemek istediğimi söyledim. Murat Boz yıllardır Yalnızların Prensi rolüne bürünürken geçtiğimiz gün flaş bir şekilde karşımıza çıktı. Yanında birini görmeye alışık olmadığımız müzmin bekar Murat Boz. Yanında genç bir kadınla sarmaş dolaş. Oluyor abi ya. Murat Boz sevgilisinin belini eliyle sardı. İstanbul geceleri aşk dolu anlara sahne oldu. Ara ara gizemli sevgilisi Boz'un omzuna başını koydu. Murat da ona aynı yakınlıkla karşılık verdi. İlerleyen dakikalarda mekan çalışanları muhabirimiz Mustafa Ağdağ ve kameramanımız Kaan Kurdoğlu'nun üzerine yürüdü. Pardon. Hayır. Bak Murat Bey ne diyor bak. Fakat Murat Boz yanlış bir harekete teşebbüs eden kişiyi nazik bir şekilde uyarıp ekip arkadaşlarımıza emekçi deyip saygı gösterdi. Evet bakalım zaman bize ne gösterecek? Murat Boz'un yanındaki kişi kim? Ne zaman ortaya çıkacak? Murat Boz ve hanımefendi yeni mi tanıştı yoksa uzun zamandır bir ilişkinin içindeler mi? Bu görüntülerdeki iki insan evliliğe gider mi? Bu Candan kardeşlerle haberleri çıkınca Aslı Enver terk etmişti Murat Boz'u. Evet. Bir anda bitirdi ilişkiyi. Bir daha da geri asla dönmedi. Ardından kimseyle görmedik Murat Boz'u. Şimdi o gece bir eğlence şöyle mekanında. Şöyle monitöre kızın kim olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu hanımefendiyle görüntülenmiş. Sonra arkadaşlarımız gidip sormak istemiş. Hani yanınızdaki hanımefendi kim diye. Ya demiş tanıştım bugün biraz görüşeceğim falan demiş. Konuyu kapatmış ama arkadaşlarımız takip ediyor.
Murat Boz'un evine doğru gitmişler. Ya aşk bacayı sarmış canım. Biraz görüşeceğim falan değil yani. Ama bana ihbar da bak o konuyla evet. ilgili istihbarat geldi. Daha ne o diyor? Gece tanıştılar hanımefendiyle ardından da mekanı birlikte terk ettiler yazmışlar. Ama ne kadar hızlı elini beline doluyor. Aynı yerdeymiş bu yazan kişi. Eğlenirken. Ben yani. Burada öncelikle Murat Boz'un tavrı ve tutumundan dolayı camia ve sektör adına teşekkür ediyorum. Oradaki çeken arkadaşa bir kere emekçi olduğunu altını evet. vurgulayarak uzaklaştırmaya çalışan oradaki güvenliğe müdahale ediyor olması mesleğine ne kadar çok bilinçle mesleğini yaptığını çok böyle bir farkındalığı olduğu bir ay konuşamadım cümleyi toparlasana. Evet, takdir ediyoruz takdir. Yani takdir ettik kendisini. Evet. Orada beyaz gömlekli de bir beyefendi var. Zaten o görüntüyü ola ki birisi çekerse diye gözlem yapıyor. Yani aslında hatta bir açarsak görüntüyü kulaklık var bakın orada böyle bir bakınıyor etrafa çeken var mı gören var mı falan diye aslında böyle bir onları korumaya çalışmış ama tabii ki ekipten kaçmamış söylemezsem olmazdan kaçmamış ve o görüntüyü almış. Sosyal bir ortamda halka açık bir yerde Murat Boz gibi ünlü bir sanatçının çekilmesi çok doğal bir şey. Evet. Yanındaki hanımefendinin kim olduğunu gözümü böyle monitör içine soktum yine de anlayamadım ama herhalde sektörden bir değil kendisi. Doğal bir şey yani genç ama adam. Ama bir samimiyet var orada bir samimiyet var. Var yani. Var bak, canım bak, var. Yani neredeyse burun ya burununa iddialara göre o gün mekanda tanışmışlar bakışmışlar finalde de bu kadar samimiler. Ya ben şimdi mesela şu söylemimden çok rahatsız olarak söyleyeceğim ama bunun karşılığında başka bir şeyim kelimem yok haznemde. Tek gecelik ilişkiye benziyor bu. Yok ya zannetmiyorum böyle ya. Böyle hani gece kulüplerinde tanışıp ondan sonra evlere böyle gidilen ilişkiler var ya onlar hiç hoş bir şey değil. Onlar yapmaz işte ilişki ya. Dinamini çok ya, bozuyor. Murat Boz, yapmaz ya. Bilmiyoruz yani evine gittiyse eğer o gece yarısından sonra belli de bir şeyler içildikten sonra falan maalesef o maalesef diyorum çünkü ondan sonra o ilişkilerin devamı gelmiyor. İnşallah ben yanılıyorumdur. Hiç kimseyi rencide etmek istemem oradaki hanımefendi. Belki de yapmaz, gerçekten yeni bir ilişki ya bir sus yapmaz ya, arkadan dedi. Bilmiyoruz ama yani bu ilişkileri yapmaz. Yaşayan çok ünlü. Ya bir gecelik ilişki kadar yanlış ve sağlıksız bir şey var mı? Murat Boz gibi ünlü bir insan kendisine dikkat etmesi lazım her şeyden evvel. Sağlığına dikkat etmesi lazım. Bak ne geldim. Kısa bir reklam aramız tuzak var. Tuzak kurabilirler. Cümleni unutma Bilal abi. Tamam. Genç adam işte düşüyor. Bilal yani, abi cümlen yarım kaldı. Evet Murat Boz böyle bir yanlış yapacağını zannetmiyorum. Çünkü ünlülere tuzak kurulabilir. Yani alıp oradan Murat Boz'u götürecek. Ondan sonra kameralar şunlar bunlar çekecek. Her türlü şey hayır, yapılabilir. Hayır ama Murat'ın kendi evine gidiliyor. Tamam yani da, bunu bir yanlış olarak adledemeyiz. Yani, alan memnun satan memnun. Kabul edildikten sonra bazı şeyler yanlışa girmiyor. Önemli olan bunu doğru olarak görmemek. Zihniyet olarak bunu değiştirmek. Ben bundan ziyade şunu sorgulamak istiyorum. Bu çocuk Tuğba Büyüküstün'le bir yakınlaşma içindeydi. Cunda'dan, Ayvalık'tan bize sürekli olarak mesajlar geliyordu oradaki hayranlarından onları birlikte görenler geceyi gündüzü birlikte geçiriyorlar şeklinde mesajlar geliyordu. Ne oldu da Tuğba Büyüküstün'den soğudu ve burada yeni bir ilişkiye başlıyor? Eğer Tuğba Büyüküstün'le beraberlerse Tuğba Büyüküstün'ü aldattığı çıkıyor ortaya. Ama eğer beraber değillerse aldatan bir adamın tepkisi yok bizim muhabirin üzerine yürürken. Evet, eğer öyle bir şey yakalanma şeyi olsaydı bizim muhabire başka türlü tepki gösterirdi. Bir çapkınlık gecesi yani, görüntülenmiş, demek kaçamamış. Tuğba Büyüküstün'ü çıkarmış hayatından tamamen. Murat Boz'un Aslı Enver'den başka böyle koluna takıp ilişkim dediği kimse olmadı. Hep böyle bir aşk dedikodularına yazın, karıştı ama yazın, kimseyle çıkmadı. Yazın Hazal Eker'le, sunucu Hazal Eker'le Alaçatı'da bir eğlence mekanında baş başa bayağı bir vakit geçirmişlerdi. Ama yine de ilişkim demedi. Bir de İlişkim evlilik demedi. Yaşadığı demedi. Şey var işte. Ayça Ayşin Turan'la da bir adı anılmıştı Ayça'yla. Evet Ayça Ayşin Turan'la ya adı anılıyor ama burada, adam çıkmıyor benim ilişkim diye. Burada elini belinde doluyor kızın. Yani burada bir samimiyet, bir yakınlık. Canım işte söylüyorum ağız sana gelme çapkınlık gecesi var. Adamdaki. Ve sonra da Murat Boz'un evine gidiyorlar. Ay bu arada eğer böyle değilse lütfen bir açıklama yapılsın. Hiç kimseyi yaftalamak istemeyiz hani böyle gecelik ilişki vesaire diye ama maalesef yansıyan bu olduğu için yani gördüğümüz bu olduğu için bu şekilde yoruma açık kalıyor durum. Evet ben bir gecelik ilişki olduğunu zannetmiyorum. İnşallah değildir. İnşallah çok mutlu bir ilişkiye başlamıştır diye ümit ediyorum. İnşallah. Peki. Yarın 8:45'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.